Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu yazı çalışması arkadaşlar. Bu yazı çalışmasında bir iş başvurusu mektubu nasıl yazılır, ne şekilde yazılır? Bunu Elena'nın ağzından göreceğiz arkadaşlar. Elena's Bewerbungsbrief. Evet, bu başlık ne diyor bize? Bewerbung iş başvurusu demek arkadaşlar. Brief de mektup demek. Dolayısıyla Elena'nın iş başvuru mektubu diyecek olursak Elena's Bewerbungsbrief demiş oluyoruz. Dilerseniz dersimiz başlasın. Ben bir mektuba başlarken arkadaşlar sevgili diyecek olursam, buradaki örnekte olduğu gibi sevgili Fuchs ailesi diye hitap edecek olursam Liebe Familie Fuchs diye başlıyorum ve virgülümü koyduktan sonra küçük harfle arkadaşlar devam ediyorum. Ich möchte bei euch als Au-pair-Mädchen arbeiten. Evet, bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Ich möchte, ben istiyorum, bei euch, sizde. Bakın arkadaşlar, burada euch büyük yazılmış. Neden? Çünkü buradaki o saygı, o hürmeti göstermek maksadıyla bu büyük yazılmış oluyor. Ancak normalde olağan bir cümlenin içerisinde olmuş olsaydı küçük yazılacaktı. Ancak dediğim gibi burada hitabetten dolayı euch, size demiş oluyoruz. Ich möchte bei euch als Au-pair-Mädchen arbeiten. Au-pair-Mädchen arkadaşlar bu çocuk bakıcısı demek arkadaşlar. Au-pair-Mädchen, Mädchen'i de biliyoruz zaten, kız çocuğu demekti. Dolayısıyla Au-pair-Mädchen de çocuk bakıcısı anlamına gelmiş oluyor. Siz de, sizin yanınızda au-pair olarak çalışmak istiyorum diyecek olursam demek ki ich möchte bei euch als Au-pair-Mädchen arbeiten demiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar bu mektup boşluk doldurma şeklinde olduğundan dolayı mavi ile alt tarafta uygun düşecek olan kelimeleri yazdım ve ilgili boşlukları bunu birlikte dolduracağız dilerseniz. Bu şekilde devam edelim. Cümlenin devamına baktığımızda arkadaşlar Ich heiße Elena und bin 21 Jahre alt. Demek ki adı neymiş? Elena'ymış ve kaç yaşındaymış? 21 yaşındaymış. Nasıl devam ediyor mektup? Ich komme aus Russland, aus Moskau. Evet, bu da bariz bir şekilde. Ne diyor? Ben Rusya'dan geliyorum. Nereden? Aus Moskau, Moskova'dan geliyorum. Evet. Ich studiere zurzeit Jura und ich spreche Deutsch und Russisch. Evet. Buraya baktığımızda arkadaşlar ich studiere neydi? Yüksek öğrenim görmek demekti. Üniversite öğrenimi görmek demekti. Studieren. Zurzeit ise bu ara, şu anda anlamına gelmiş oluyor. Jura, Jura da arkadaşlar hukuk demek. Demek ki Jura hukuk demekmiş. Und ich spreche Deutsch und Russisch. Evet. Ne konuşuyormuş arkadaşlar? Hangi dilleri konuşuyormuş? Almanca ve Rusça konuşuyormuş. Bakın burada fark ettiyseniz küçük harfle yazılmış. Ancak bazı kitaplarda arkadaşlar Deutsch, yani daha doğrusu diller, lisanlar büyük yazılabiliyor. Ancak şimdiki yeni formdaki şeyi baktığımızda arkadaşlar, yazı formatına baktığımızda bu lisanlar küçük yazılıyor. Dolayısıyla bu en güncel olanı. Ancak öyle kitaplarla karşılaşacak olursak, bunların büyük olduğu durumlar olursa şaşırmayalım. Ancak Almanca sürekli güncellenen bir dil olduğu için bu en güncel hali arkadaşlar. Dolayısıyla bunu tekrar üzerinden geçecek olursak ne diyor? Ich studiere zurzeit Jura. Şu ara hukuk yüksek öğrenimi görüyorum. Üniversitede hukuk öğreniyorum, görüyorum. Und ich spreche Deutsch und Russisch. Almanca ve Rusça konuşuyorum diyor. Sonraki cümleye bakalım. Evet, burada bir boşluk var arkadaşlar. Ich in Deutschland meine Deutschkenntnisse verbessern. Evet, verbessern arkadaşlar. Verbessern neydi? İyileştirmek demek. Daha da üstünde durmak anlamına gelmiş oluyor. Deutschkenntnis arkadaşlar, Almanca bilgisi. Almancamı daha da pekiştirmek istiyorum, daha da düzeltmek istiyorum anlamına gelen Deutschkenntnisse verbessern denmiş. Dolayısıyla buraya ne diyebiliriz acaba? Şimdi unta kadar olan
bölüme baktığımızda ich in Deutschland meine Deutschkenntnisse verbessern, Almanya'da Almanca bilgimi oturtmak istiyorum, daha da iyileştirmek istiyorum anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla aşağıda maviyle yazmış olduğum kelimelere bir bakalım. Auf preposition olduğu için bu doğru değil. Ferien neydi? Okul tatili demekti. Möchte istemek demekti. Sanki bu olası gibi, öyle değil mi arkadaşlar? Liegen neydi? Uzanmak, yatay vaziyette olmak anlamındaydı. Spiele de oynamak, für preposition için demekti. Singen şarkı söylemek, mag hoşlanıyor olmak, wenn şayet eğer anlamlarındaydı. Als bu da iken demekti. Dolayısıyla en doğru düşen kelime hangisi arkadaşlar? Almanya'da Almancamı ilerletmek istiyorum deriz ya güzel Türkçemizde. Dolayısıyla istiyorum dediğimden dolayı bu ne olacak arkadaşlar? Möchte olacak. Zaten burada da çekimlenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Almanya'da Almancamı düzeltmek istiyorum diyecek olursak demek ki ich möchte in Deutschland meine Deutschkenntnisse verbessern. Cümle devam ediyor arkadaşlar. Und die deutsche Kultur und den Alltag kennenlernen. Evet. Ne diyor bu cümle şimdi devamında arkadaşlar? Und die deutsche Kultur, Alman kültürünü und den Alltag. Alltag neydi arkadaşlar? Günce, günlük hayat anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Alltag. Kennenlernen de tanımak, bilmek, öğrenmek anlamına geliyor. Dolayısıyla bu cümleyi üzerinden tekrar bir geçecek olursak, Almanya'da Almanca bilgimi ne yapmak istiyorum? Daha da iyi hale getirmek istiyorum. Und die deutsche Kultur, Alman kültürünü und den Alltag ve Almanya'daki bir günü, yani oradaki hayat akışı ne şekilde, onu öğrenmek istiyorum. Kennenlernen demiş oluyor. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, ich interessiere mich Deutschland, weil die Eltern meiner Großmutter Deutsche waren. Evet. Ne diyor arkadaşlar şimdi burada? Ich interessiere mich. Buraya bir preposition gelecek, öyle değil mi arkadaşlar? Neyle ilgiliyim? Almanya ile ilgiliyim diyecek olursak arkadaşlar. Ich interessiere mich Deutschland, weil die Eltern meiner Großmutter. Evet, buraya bir bakalım arkadaşlar boşluğu tamamlamadan önce. Cümlenin tamamını anlamaya çalışalım ki o boşluğu daha rahat yapabilirim. Weil neydi? Çünkü cümlesiydi. Weil bunu ayrıntılı şekilde weil videosunda görmüştük arkadaşlar. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa ilgili videoyu mutlaka izlesin. Weil die Eltern meiner Großmutter. Evet, bu yapıya baktığımızda arkadaşlar, bu isim tamlaması aslında bir bakıma. Ne diyor? Büyük annemin, anneannem ya da babaannemin ebeveynleri. Die Eltern, yani anne babası. Die Eltern meiner Großmutter, anneannem diyelim isterseniz. Anneannemin ebeveynleri Deutsche waren, Almanmış. Demek ki bu kız ne diyor şimdi mektubunda? Ben Almanya ile ilgiliyim çünkü anneannemin ebeveynleri Almanmış. Dolayısıyla ile ilgili olmak diyecek olursak, tabi bu güzel Türkçemizde ile değil. Dolayısıyla bir bakalım seçeneklere. Ich interessiere mich auf olmayacaktır, öyle değil mi? Ferien bu da olmayacak. Möchten zaten az önce söyledik, bunu eledik. Liegen yatay vaziyette durmak. Spielen oynamak. Für için demek. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, bir şey ile ilgiliyim diyecek olursak direkt ne oluyordu bu arkadaşlar? Preposition für oluyordu. Dolayısıyla ne diyeceğim? Ich interessiere mich für diyeceğim, öyle değil mi? Dolayısıyla buraya ne yazacağız? Für diyeceğiz. Dolayısıyla ich interessiere mich für Deutschland, weil die Eltern meiner Großmutter Deutsche waren. Evet. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, gene boşluklu bir cümle. Ne diyor bu cümle bize? Ich Klavier und mag klassische Musik ve nokta gelmiş.
Bu da çok basit bir cümle, öyle değil mi? Ne diyor? Klavye neydi arkadaşlar? Klavye piyano demekti. Evet, piyano oynuyor, piyano çalıyorum diyeceğiz değil mi? Ancak Almanca'da oynamak deniliyordu. Dolayısıyla ne olacak bu? Seçeneklere bir bakıyoruz arkadaşlar. Ferien, möchten değil. Liegen, yatay vaziyette. Oynamak neydi? Spielen demekti. Ancak spielen'i sadece enstrümanlar için değil, ancak işte futbol oynamak, tenis oynamak gibi spielen burada da kullanılabiliyordu. Dolayısıyla burası ne olacakmış? Ich spiele Klavier und mag klassische Musik. Ve neyi seviyorum diyor arkadaşlar? Klasik müziği seviyorum diyor. Piyano çalıyorum ve klasik müziği seviyorum diyor. Şimdi burada noktalı, boşluklu bir cümle onunla başlıyor. Ich frei habe, koche ich gern. Evet, burada bir virgül olacak aslında, unutmuşum. Evet, eğer boş bir vaktim varsa yemek yaparım. Eğer diyorum arkadaşlar. Eğer derken aşağıdaki seçeneklerden hangisi olacak bakıyoruz. Auf değil, Ferien değil, möchte değil, liegen değil, spiele değil, für singen değil. Mag, wenn, alt. Hangisi olabilir sizce? Bir düşünün bakalım. Eğer diyecek olursam, ne diyeceğim? Eğer boşsam yemek yapmayı severim. Ne olacak arkadaşlar koşul cümlesi? Wenn olacak, öyle değil mi? Dolayısıyla ne diyeceğim? Eğer boşsam, wenn ich frei habe, koche ich gern. Yani boş vaktim varsa yemek pişirmeyi severim diyor. Sonraki cümleye baktığımızda in den arbeite ich oft in einem Ferienlager Erzieherin diyor. Evet, bakın burada arkadaşlar in den, evet, arbeite ich oft. Arbeiten çalışmak demekti. Sık sık çalışırım. In einem Ferienlager. Ferienlager arkadaşlar, bu bir Ferien, okul tatili demek. Ferien demek ki okul tatili demek. Lager da arkadaşlar kamp demek. Dolayısıyla okul, yaz kampı diyebiliriz biz bunun için arkadaşlar. Bunun için okul tatili, dolayısıyla yaz tatili, dolayısıyla kamp, öyle değil mi? Ferienlager olarak demek ki bunun Almanca karşılığıymış. Erzieherin, bu da arkadaşlar bir eğitici, bir eğitmen. Erzieher olmuş oluyor. Ancak bu bir kadın olduğu için in takısı geliyor, öyle değil mi? Dolayısıyla tatilde diyeceğim. Dolayısıyla bu seçeneklerin içerisinden tatil hangisi arkadaşlar? Zaten bariz bir şekilde büyük yazılmış. Ne olacak bu? Ferien olacak. Tatilde diyecek olursam in den Ferien, yani okul tatilinde arbeite ich oft in einem Ferienlager. Bakın burada şimdi diyeceğiz ki bir yetiştirici olarak, bir eğitmen olarak diyeceğim. Dolayısıyla bir eğitmen olarak diyecek olursam aşağıdakilerden hangisi doğru düşüyor? Bir düşünelim, bir bakalım. Auf olmayacaktır. Ferien zaten. Möchten de olmayacak. Liegen de olmayacak. Für az önce kullandık. Hangisi olabilir sizce? In den Ferien arbeite ich oft in einem Ferienlager. Olarak derken ne diyeceğiz arkadaşlar? Als diyeceğiz. Dolayısıyla bu ne olacak arkadaşlar? Als Erzieherin. Dolayısıyla okul tatilinde ne yapıyorum? Yaz kampında ne yapıyorum? Bir eğitmen olarak çalışıyorum sıklıkla. In den Ferien arbeite ich oft in einem Ferienlager als Erzieherin. Sonraki cümleye bakalım. Wir machen Wanderungen, baden im See, in der Sonne, basteln, Lieder, malen und wir spielen viel. Evet, burada epey bir boşluk var. Ancak gayet rahatlıkla yapabileceğimizi düşündüğüm bir cümle bu da. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Wir machen Wanderungen. Wanderungen arkadaşlar, trekking, doğa yürüyüşü anlamına gelmiş oluyor Wanderungen. Baden, baden arkadaşlar, bunun aslında iki anlamı var. Baden, banyo yapmak ya da denize girmek anlamına geliyor baden. Baden im See, See arkadaşlar göl demek. Dolayısıyla göle gireriz diyecek olursak Almanca'da bunun demek ki karşılığı neymiş? Baden im See,
Ve diyor ki in der Sonne. Evet. In der Sonne, güneşin içinde. Biz güzel Türkçemizde ne deriz? Güneşin altında deriz. Öyle değil mi? Ancak Almanca'da in der Sonne deniliyor. Demek ki güzel Türkçemizde güneşin altında demek Almanca'da neymiş? In der Sonne karşılığı buluyormuş. Dolayısıyla güneşin altında yatarız. Öyle değil mi? Yatmak diyecek olursak bunların içerisinden bir bakalım hangisi olabilir acaba? Wir machen Wanderungen. Evet, trekking yapıyoruz, doğa yürüyüşü yapıyoruz. Baden im See. Güneşin altında yatıyoruz diyecek olursak ne olacak arkadaşlar? Liegen olacak, öyle değil mi? Dolayısıyla ne diyeceğim? Liegen in der Sonne, güneşin altında yatıyoruz anlamına gelmiş oluyor. Basteln, basteln de arkadaşlar el işi yapmak demek. Demek ki el işi yapmak, işte bu ne olabilir? Kağıt işi olabilir, boyama olabilir, ahşap, işte yapıştırma işlemleri, bunların tamamı el işi olarak, basteln olarak nitelenmiş oluyor. Lieder, Lied, das Lied, die Lieder, şarkılar demek. Şarkılar ne yapılır arkadaşlar? Şarkılar söylenir, öyle değil mi? Dolayısıyla buraya baktığımızda hangisi uygun düşecek arkadaşlar? Wir machen Wanderungen. Evet, doğa yürüyüşü yapıyoruz. Baden im See, göle giriyoruz. Liegen in der Sonne, güneşin altında yatıyoruz. Basteln, el işi yapıyoruz. Şarkı söylüyoruz derken ne diyeceğiz demek ki? Singen diyeceğiz, öyle değil mi? Dolayısıyla ne diyeceğiz? Singen, Lieder, şarkılar söylüyoruz. Malen, boyama yapıyoruz. Und wir spielen viel. Ve ne yapıyoruz? Çok ne yapıyoruz arkadaşlar? Oyun oynuyoruz. Çok çok oyun oynuyoruz diyor. Dolayısıyla bu cümleyi tekrar bir toparlayacak olursak ne diyor? Wir machen Wanderungen, baden im See, liegen in der Sonne, basteln, singen Lieder, malen und wir spielen viel. Demek ki doğa yürüyüşü yapıyoruz, göle giriyoruz, güneşin altında yatıyoruz, el işi yapıyoruz, şarkılar söylüyoruz, boyama yapıyoruz ve ne yapıyoruz? Çok oyun oynuyoruz diyor. Değil mi? Evet. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar ich Kinder demiş. Evet. Hangisi uygun kaçıyor arkadaşlar? Ben çocukları severim. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar bunun içerisinden? Mag. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Ben çocukları severim derken ich mag Kinder demiş olacağız. Sonraki cümleye baktığımızda ich freue mich. Evet, son olarak bir prepozisyonumuz kaldı. Sizin cevabınıza seviniyorum der Almanlar. Yani şimdiden sizin cevabınızı merakla bekliyorum anlamına gelen güzel Türkçemizde Almanca karşılığı neymiş arkadaşlar? Ich freue mich. Evet, sich freuen, bir şeyi sevinmek derken ne yapıyorduk arkadaşlar? Auf yapısını, auf prepozisyonu kullanıyorduk. Dolayısıyla ne olacak bu arkadaşlar? Ich freue mich auf eure Antwort. Burada da gene tıpkı euch'te olduğu gibi arkadaşlar büyük yazdık. Neden? Çünkü bu şekilde yazıldığında karşınızdaki insanı kale aldığınızı göstermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani bu aslında bir nezaket formu ve o insana duymuş olduğunuz minneti göstermiş oluyor bir nevi. Dolayısıyla ben sizin cevabınıza şimdiden seviniyorum anlamı çıkmış oluyor bu cümlede. Ve ne demiş oluyoruz? Ich freue mich auf eure Antwort. Antwort da neydi zaten? Cevap demekti. Bunu zaten biliyoruz. Sonraki yapıya baktığımızda arkadaşlar mit freundlichen Grüßen. Evet, bu da arkadaşlar bu bir kalıp. Ne demek bu? Selamlarımla, en içten sevgilerimle, selamlarımla anlamına gelen mit freundlichen Grüßen. Evet, yazan kim? Elena Maslova yazmış oluyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı artık bu boşlukların doldurulmuş haliyle tekrar edelim. Liebe Familie Fuchs, ich möchte bei euch als Au-pair-Mädchen arbeiten. Ich heiße Elena und bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Russland, aus Moskau. Ich studiere zurzeit Jura und ich spreche Deutsch und Russisch. Ich möchte in Deutschland meine Deutschkenntnisse verbessern und die deutsche Kultur
und den Alltag kennenlernen. Ich interessiere mich für Deutschland, weil die Eltern meiner Großmutter Deutsche waren. Ich spiele Klavier und mag klassische Musik. Wenn ich frei habe, koche ich gern. In den Ferien arbeite ich oft in einem Ferienlager als Erzieherin. Wir machen Wanderungen, baden im See, liegen in der Sonne, basteln, singen Lieder, malen und wir spielen viel. Ich mag Kinder. Ich freue mich auf eure Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Elena Maslova. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde iş başvurusu mektubunu incelemiş olduk. Buradaki boşlukları tamamladık ve ayrıntılı bir şekilde üstünden geçtik. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yorum bırakmayı, paylaşmayı ve ilgili butona tıklamayı, bu zil butonuna tıklamayı unutmayalım ki sonraki ders videolarını kaçırmayalım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss!